Başkanım şimdi bizim Nuri Avin'in bir çay bahçesi var. Bizim için manevi değeri çok büyük. Düğünlerimizi biz hep orada yaparız değil mi İsmail abi? Sizin için de uygunsa orada yapar. Sizi mi kıracağım ya? Olur tabii. Ama biz hiçbir şey yapmamış olduk. Ben de haftaya toplu sünnet törenine hemen saygı getireceğim ya. Döz onu bir arar. Arar yeneyim. Dönüyor, dolaşıyor, aynı turnikeye giriyor kardeş. Biz bunu her seferinde nasıl beceriyor, nasıl bir Emel Sayın'mış lan bu? Başkanım şimdi Emel Sayın bizim kanka olur. Bizim Saffet'in çok samimi akrabası, çok yakınlar yani. Ayıptır söylemesi bizim evden de çıkmaz karı ya. Hiç. 17 cevapsız arama başkanım. Hepsi Emel. Emel. Yeter. Vallahi arıyor açmıyorum artık. Çünkü kilitliyor. Kafa açıyor kadın. Siz hayırdır ya? Ya acaba diyorum, Nukhet Duru'yu mu çağırsak ha? Olmaz o, olmaz. Niye? Diye sorar başkan. Açık mı merakta bırakma İsmail abi, başkan yabancı değil. Şimdi başkan şöyle bir şey var, tabii Nukhet Duru'yu biz bir hayır işi için çağırmıştık fakat gelmedi. Ya ben sildim onu ya. Yani adam değil adam. Küstüm ben ama. Mıslah'a keseri çağırak, o vefalıdır. Ya müsaade edin be, biz de bir şey yapak canım. Tamam elbise giymeyecektik. Bizi adam sandılar. Buyurun. Kızım, basın bültenine girin. Tamam babacığım. Belediye arabalarını salın şehre, bütün gün anons eylesinler. Haftaya toplu sünnet törenimiz var. Mıstaha keser coşturacak insanları. Bir de gelecek ay yapılacak olan Nukhet Duru konserini iptal edin. Hayırsever bir iş adamına çok yanlış yapmış. Silin onu defterden. Adam değil o ya. Müsaadenizle. Durduk yerde hiç tanımadığımız bir kadının da ekmeğini oynadık ya. Helal olsun bize. Hop toprağım, ne atlayacaksan atlayacaksan söyle, telefonu kapatayım. Çarjım bitmesin. Toprağım saçmalama ya, fotoğraf çekmeye çıktım. Korktu. Atlamaz bu. Siz de dükkanları kapatmayın, dağılın hadi. Kur bak, sağlam delikanlıya benziyor. Atla lan aşağı. Atlayayım diye sen bana gaz mı veriyorsun lan? Ne macera peleşmişsiniz arkadaş ya? Manzaralı bir yer diye tutturdun. Al işte, gördün mü? Herif sıçtadı onun içine. Senin Allah belanı versin. Millet burada takı takacağına senin fotoğrafını çekiyor. Ben bunu saymam, bir daha düğün yapacak. Açılın, gazeteciyim ben. Yalvarayım, açılın. Oğlum takriben şuraya düşecek. Al işte Beşir işine benzer bir şey çiz. Daha fotojenik oluyor. Şuna bakmasın ya, yardımcı olun ama. Hoşan. İlla bağırın mı? Kaç dokunuyor, bunu istiyoruz ya. Allah Allah. Kimsenin canı yansın istemiyor. Lütfen Sivas polisine teslim olun. Etrafımız sarıldı. Lütfen aşağı inin. Lütfen. Tamam. Teslim oluyoruz. Ateş etmeyin. Çok pişmanız. Paraları dolapta gizli çekmecede. Hangi para? İşte şirketin kasasından çal. Nereye bakıyorlar bunlar? Anlasını sen sikesin. Atladık sazan gibi. Bize gelmemişler ya lan. Abi etrafını sarıldı dediler. Ben ne bileyim çatıdan adam atlıyor. Atlamıyorum lan. Anlamadan dinlemeden iş yapmayın kardeş. Doğru söylüyor. Kendi kendimizi anlamadan dinlemeden iş yapıyoruz. Memur abi, şimdi siz bize gelmediniz ya. Biz binaya geri dönebiliyor muyuz? Yoksa artık tamamıyla geçti mi o iş? Alın la bunu. Al bakalım. Aslan parçası. Veriyorum benim, gel. Sağ ol. Ya bir durun, bir demeç vereyim ya. Nereye veriyorum? Şu suratı iyi ezberleyin lan. Kaç senelik planı bu bozdu. İlk defa bir düşmanım var. Ama bunlar da süzme salak çıktı. Hemen atladılar. Abi! Fikret abi, bak veli sayılırım. Gözünü ediyorum. Bir şeye bulaşmadım de. Bir şey yok ya. Siz başkanla konuşurken ben de bir tane çete yakalattım. Çete o. Yarım saat ya durduk ya durmadık içeride. Sen hangi ara bunca şeyi... Sus lan! Binin arabaya, arabada anlatırım. Hadi bakın. Kardeş, yolu kapattız. Aç olduk lan burada. Kerem abi kusura bakma ya. Hemen çıkıyoruz. Başkanın işleri işte. Önemli değil kardeşim benim.
Var mı benim yapabileceğim bir şey? Kerem ciğerim, dur ya beni bir hastaneye bırak. Ezcük işim var da hastanede. Dur dur bekle, çek lan hastaneye. Hadi Allah'a emanet. Hadi selametle. Kusura bakma delikan. Pardon. Ben Tuncay vardı da benim iyi oğul arkadaşım. Ben ona bakmaya gelmiştim de o ona şey yapacaktı. Kendisi görevi kötüye kullandığı için uzaklaştırıldı. Öyle mi? Diploması hakkında araştırma başlatıldı. Ne araştırması? Bulamıyorlar diplomayı. Arıyorlar. Durum vahim yani. Buyurun ben yardımcı olayım. Bunlar nedir? Test yaptırdım kendime. Doktor istemeden hazır olsun dedim. Düşünceli hastayım dur. EKG. EKG temiz. Evet, yeni aldım. Alt kenarına bakalım. Bu röntgen gerçek mi? Evet. Tuncay full röntgen isterdi. Siz niye soyundunuz? Muayene edeceğim dediniz ya. Biz elbiselerle de muayene edebiliyoruz. Allah Allah. Tuncay niye beni hep soyuyordu ki? Paranız testlerin arasına karışmış. Ben size kan ve idrar testi yazayım. Detaylı bakalım. Sana söyleyeyim neyim var. 20 güne kalmaz ölürüm gibime geliyor bana. Nedir tam olarak şikayetiniz? Kaburgalarım küçük geliyor bana. Sıkıyor, kötüyüm batıyor. Sanki etlerim çekiliyormuş gibi geliyor. Yanlarım ağrıyor ya, bildiğin ağrıyor yani. Sanıyorum ben can veriyorum. Ağır ağır. Çıkıyor ya, 20 güne kalmaz ölürüm gibime geliyor. Allah Allah. Alkol alır mısınız? Olur. Ne var? Hayır, yani hayatınızda diyorum, alkol kullanır mısınız? Yemeklerden sonra aç karnına. Doymuyorum. Hadi dürüst olalım. Siz işe mi gitmek istemiyorsunuz? Rapor mu lazım size? Madem siz de dürüstlüğe benim kadar önem veriyorsunuz. Anlatayım. Ya buraları bir zabın uzuyla uyla kovalayın ben. Bir etkili giriş yapamıyorum. Kaysın biraz buraya. Allah Allah. Saffet, bu arada parayı idareli kullan. Yakında benim düğünüm var yani. Şükür abi. Kendi kendine gelin gibi yolluyorsun. Yalan o laf, öyle bir şey yok. Kendi kendime denedim, olmuyor. Ne? Olmuyor. Leyla canım merhaba. Şu telefonunu bir versen de aklıma düştüğü vakit arasam artık. Onunla. Leyla Hanım içeride, bir saniye çağırayım. Leyla! Leyla! Bir beyefendi geldi. Numaranı istiyor. Leyla yukarı çıktı müdür beyin odasında. Leyla! Leyla! Bir numaranı istiyor. Kel! Kelli lan kelli. Az biraz seyrek tepem açık. Ne kadar yani? Pardon duyamadım. Leyla'nın diyor. Telefonunu verin diyor Göbekli Bey. Çık dışarıda bağır lan. Duymayan kalmasın. Leyla revirde şu an ama ben hemen ulaşıyorum. Hiç zahmet etmeyin. Gerek yok. Sabret bir şey söylemeden gitmiş ya. Leyla, kel Göbekli yaşlı bir dayı geldi. Numaranı istiyor. Akraban falan olabilir bir gel isterse. Dayı ne lan? Dayı ne? Dayı ne? Abi diyeydim onun geri vitesi var yani. Yahu. Ben Leyla'nın telefonunu istedim sizden. Hı? Ben Leyla'dan telefonumu istedim. Şarjda yani. Çok pardon. Çok özür dilerim. Dile yani. Ben 450'nin öyle odada kalıyorum. Otelde istirahat ediyorum. Ayıptır ya. Bu arada sana söylediğim gibi tüpüm değilsin. Telafi etmek için odanıza hemen meyve sepeti yolluyorum. Hı, lütfen. Zebzeneyi de götürürseniz sonra geçer. Çetin Bey her zaman yaptığımız gibi spor olsun diye o arabaya koşarak gidelim lütfen. Çetin otur önde. Yürü lan. Koş Çetin koş. Koş. Çetin otur koş. Vay. Cem ortada karıştığında hemen niye topuluyorsun ya? Ben şaka bizim orada ihtiyacımız vardı. İşler karışıyordu abi ne yapayım? Sorumluluklarım var benim. İki tane babam var. Bu tip durumlarda hop kaleye. Biz buna geri çekilme yöntemi diyoruz. Ay, ha, telefon Leyla'nınmış ya. Kızın telefonunu aldım hakikat. Elimde tutuyorum Çeto. Lan telefonu da aldı kalmayayım. Şerdiyane dün aldım ya. Hadi ona bak bok yemiş yanımda. Vallahi bravo. Saffet babalarına söyle oturacaksınlar. Biz bu kızın telefonunu geri verecek. Niye lan? Mesajları vardır, fotoğrafları vardır. Bilgi edinirim. Ayıp abi ayıp olur mu ya? Ya hem herkesler gördü ya abi senin bu telefonu aldın mı? İnkar ederim, yalan derim olur biter. Nasıl ispatlayacak ki? Mama da kötü kandım şamama.
Şamama'da kötü danım şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya hamama. Deli hanlılar durdur.